Arkadaşlar merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda face slice efektini göstereceğim. Şimdi nedir bu diyeceksiniz falan böyle. Yüzümüzü şöyle bir parçalayacağız. Şuralardan da parmaklar falan koyacağız. Güzel bir görsel efekt oluyor yani. Manipülasyon diyelim, manipülasyon oluyor. Şimdi gelin videomuza yavaştan geçelim. Şimdi ilk olarak böyle bir arka planım var benim. Şimdi şu yüzümüzü şu karelerden parçalayacağız arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Gelin gösterelim. İlk olarak Layer 01'i seçiyorum ben buradan. Sol taraftan bu dikdörtgen seçim aracımı alıyorum. Şu hizadan yani şu alın bölgesini seçeceğim. Basit bir işlem olacak. Şöyle şu kısmı seçmek istiyorum. Aynen şu biçim. Bunu kesip sağa doğru kaydırmam lazım ya da sola doğru kaydırmam lazım. Ben sola doğru kaydıracağım. Kontrol tuşuna basıyorum yani CTRL ile. Sola doğru basılı tutarak böyle çekiyorum hafiften. Şöyle olmak üzere. Yani alnımız sola doğru kaydı biraz. Tabiri caizse. Ctrl D tuşuna basarak seçimden çıktım. Şöyle. Şimdi de şu burun kısmını almak istiyorum. Burun kısmını da sağa doğru kaydıracağım. Şuradan şöyle seçebiliriz. Biraz gözler de geldi ama. Bir saniye. Ctrl Z yapıyorum. Tekrardan seçeceğim. Şöyle bir saniye. Yine olmadı. Ctrl Z yaptım. Şu açı hoş gibi. Aynen. Kontrol tuşuna basarak sağa doğru sürüklüyorum. Şöyle olmak üzere. Şunu şöyle tam ortalarsak güzel bir görüntü olacak bizim için. Evet. Kontrol T tuşuna bastım. Şimdi gördüğünüz gibi alnımız sola doğru kaydı. Burnumuz da sağa doğru kaydı. Şimdi bu köşelere bir de parmaklar koyalım. Yani ittirmişiz de o tarafa kaymış gibi. Şuradaki ellerimizi alacağım. İlk önce şunu alıyorum. Bu katman üstüne bıraktığım sürükle bırak yöntemiyle. Şimdi bunu biraz çeviriyorum. Şöyle. Birazcık boyutunu büyüteceğim. Daha biraz da hop pardon. Shift tuşuna basılı tutarak orantılı olarak büyütüyorum arkadaşlar. Bilmeyenleriniz için. Biraz daha büyüteceğim. Biraz yakınlaşıyorum. Hafiften şöyle yukarıya aldım. Şu boyutlar iyi gibi. Aynen. Şimdi de şuradan bir ittirmesi lazım. Diğer elimi de şuraya alacağım. Yine sürüklüyorum buraya. Sürükledim. Shift tuşuna basılı tutarak orantılı bir biçimde büyütüyorum. Bunu da biraz sağa sola oynatacağım. Biraz daha büyütme işlemi yapacağım. Şöyle Shift tuşuna basıyorum. Kontrol diyorum her seferinde. Şöyle olmak üzere. Sanki şu biraz büyük oldu, şu biraz küçük oldu. Biraz daha büyütebiliriz şunu. Yine Shift tuşuna bastım. Birazcık daha geri alıyorum. Okey. Efektimiz bu arkadaşlar. Yani parmaklarla ittirmişiz de ağzımız burnumuz oynamış, kaymış gibi bir görüntü oldu. Şimdi bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Daha değişik efektlerle karşınızda olacağım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.